Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Enerji günümüzde dünya ekonomisine ve politikalara yön veren en önemli faktör konumuna gelmiştir. Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden biri enerjidir. Sürdürülebilir bir gelişme ve büyüme politikaları doğal olarak enerjiye olan talebi arttırmakta. Bütün bunların yanı sıra artan nüfus ve şehirleşme hareketleri enerjiyi olmazsa olmaz bir stratejik kaynak haline getirmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti olarak 2017'de açıkladığımız Milli Enerji ve Maden Politikası rehberliğinde enerji ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılamaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle ülkemize yönelik türlü saldırıların sebeplerinden biri de enerji kaynaklarımızı milletimizin ifadesine sunma kararlılığımızdır. Nasıl savunma sanayindeki hamleler bizi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa, enerjide attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Değerli basın mensupları, Türkiye enerji bağımsızlığı konusunda yenilenebilir enerjide büyük atılımlar yapmıştır. Son 19 yılda kendi akarsularımızdan, rüzgarlarımızdan, güneşimizden, jeotermal kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerjinin payı %290 arttı. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 52.140 megawatt değeriyle toplam kurulu gücümüzün %53'lük kısmını oluşturmaktadır. Enerji havuzumuza nükleer enerjiyi de ekleyerek Türkiye nükleer enerji kullanılabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil olacak. Seçim bölgem Mersin'de inşa edilen Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayacak 4 üniteden oluşan 4800 megawatt kapasiteli Akkuyu nükleer güç santralimizde çalışmalar hızla devam etmektedir. Santralin hizmete girmesiyle hem ülkemizin bu alandaki eksikliği giderilecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli bir katkı sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle iradesiyle oluşturulan sismik arama ve sondaj gemisi filomuzun yaptığı doğal gaz arama faaliyetleri neticesinde Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfine imza attık. Karadeniz gazını da 2023 yılında milletimizin hizmetine Allah'ın izniyle sunacağız. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milli kaynaklarımızı önceleyen stratejimiz ile tüm enerji kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda milletimizin hizmetine sunduğumuz gibi bağımsız enerji, güçlü Türkiye sloganıyla projeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.